İsmail aleyhisselamın bazı faziletleri ve kabri şerifi. İsmail aleyhisselam, babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra gerek Kabe ve gerek hac amellerine ait hizmetleri yürütme ve yönetmeye devam etti. İlk olarak Kabe'ye örtü örttü. Yüce Allah, İsmail aleyhisselama peygamberlik verdi. Onu Mekke'de ve Mekke çevresinde oturan Cürhüm, ve Amalika halkıyla Yemen kabilelerine, Merib ve Hadramev taraflarına peygamber olarak gönderdi. 50 yıl onları İslamiyete davet etti. Davet ettiği kimselerden bazısı iman, bazısı inkar etti. İman edenler pek az idi. İsmail aleyhisselam vazifesinde sabır ve sebat edenlerdendi. Sözünde sadıktı günahkarları Mekke hareminden ilk sürüp çıkarandı. Kendilerine üstün meziyetler verilenlerin en hayırlı olanlarındandı. Namazlarını kılmalarını, zekatlarını vermelerini, ev halkına ve kavmine emrederdi. Kendisi Allah Celle Celaluhu katında rızaya ermişti. İsmail aleyhisselam, Mekke'nin sıcaklığından şikayetlenince yüce Allah, ben sana cennetten bir kapı, pencere açacağım. Kıyamet gününe kadar oradan sana serin serin yel esecektir buyurdu. Pencere açılacağı bildirilen yer, kendisinin vefat ettiği zaman gömüldüğü yer olan hicirdi. Asr-ı Saadet'ten sonra Abdullah bin Zübeyir radıyallahu an Haccac'ın mancınıkla attırdığı taşlarla yıkılan Kâbe'yi yeniden yaptırırken Hatimi kazdırdığı sırada orada yeşil taştan bir tabut buldu. Bunun hakkında Kureyşilerden bilgi istedi. İstediği bilgiyi hiçbirinde bulamayınca Abdullah bin Safvan'a radıyallahu an adam gönderip ondan sordurdu. Abdullah bin Saffan radıyallahu an bu İsmail aleyhisselam'ın kabridir. Onu yerinden kımıldatma dedi. Abdullah bin Zübeyir de tabutu olduğu gibi bıraktı. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Cilt 1, Sayfa 233-234. 13 Ekim Mevlana Takvimi